Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tam buğday ekmeği tarifi. Çok güzel bir ekmek tarifim var bugün sizlere. Yapılışına ve malzeme listesine geçelim. 5 su bardağı tepeleme dolu tam buğday unu var malzeme listemde. 1 paket toz maya var. 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu toz olan malzemeleri kendi arasında karıştırıyorum. Unun ortasını biraz açıp 550 ml su ilave ediyorum. Suyu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Normal ekmek hamurundan birazcık daha katı bir hamur yapacağız. Yarım kahve fincanı zeytinyağı ilave ediyorum. Birazcık daha katı yapmamızın sebebi tam buğday ununun gluten eşiği biraz düşük olduğu için gluten seviyesi. Ekmek biraz yayılma yapıyor. Hamuru daha yumuşak yaparsak daha fazla yayılabilir. O yüzden birazcık katı bir hamur yoğuracağız burada. Ben şimdi suyu döktükten sonra hamuru yoğurup kıvamına bakacağım. Gerekli olursa birkaç kaşık daha un ilave edebilirim. Poğaça hamurundan biraz daha katı bir hamur yoğurdum. Özellikle kahvaltıda çok güzel bu ekmek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hamuru biraz toparlayıp üzerine bir mutfak bezi kapatıyorum. Ilık bir ortamda oda sıcaklığında 1 saat mayalandırıyorum. 1 saat mayalandıktan sonra hamur yaklaşık 2-3 katına çıkıyor. Tekrar karıştırıp tezgahta biraz yuvarlayıp tepsiye alacağım. Tezgaha un serptikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Elimi hafifçe unlayıp ekmeği tekrar toparlıyorum. Ekmeği güzelce yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye kaldıracağım. Üzerine tekrar mutfak beziyle kapatıp tepside tekrar 1 saat mayalandıralım. Yine mutfak herhangi bir şekilde rüzgarlı olmasın. Oda sıcaklığında mayalandıralım. Ekmeğim yeterince mayalandı. 5 dakika önceden fırını 200 dereceye açtım. İyice ısıttım. Şimdi üzerine biraz fırçayla su sürüp yulaf ezmesi taneleri serpeceğim. Bu tamamen süsleme amaçlı. İsterseniz koymayabilirsiniz. Şöyle üzerinden hafifçe kesiyorum. Dediğim gibi gluteni az olduğu için pişerken de yanlara doğru çok yayılmasın diye hafifçe bir çizik atalım. Ve daha sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabıyla fırının bir kenarına su koyalım. Buharlı bir şekilde pişmesi gerekiyor ekmeğimizin. Alt üstü kızarana kadar ekmeğimi pişiriyorum.
Daha sonra sıcakken dokunmuyorum. Tekrar mutfak bezleri kapatıp soğuyana kadar bekletiyorum. Ekmeğim soğuduktan sonra açıp ne kadar yumuşak ve ne kadar güzel olduğunu da size göstereceğim. Gördüğünüz gibi alt üstü eşit bir şekilde pişti. Bıçakla kesip içini de size göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir ekmek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi hem yumuşak oldu hem de çok lezzetli. Yani kokusunu inanamazsınız. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Kanalıma abone olmayı, tarifimi beğenmeyi, yorum yapmayı ve zil ikonu tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.